Herkese merhaba. 2015'in sonu 2016'nın başlarında Samsung Galaxy A2016 serisinin ilk ürünleri A3, A5, A7, 2016 modellerini görmüştük. Şimdi 2016'nın sonuna doğru yaklaşmaya başladığımız şu günlerde ise karşımızda A8 2016 modeli var. Eylül ayı sonlarında tanıtımı gerçekleştiren bu akıllı telefon şu sıralar Türk Telekom tarafından tüketicilere sunulmakta ve elimizdeki Galaxy A8 2016 modelinde birkaç haftadır kullanmaktayız. Bu telefonla ilgili izlenimimizi size aktaralım. Bu telefon orta ve üst segment arasında iyi bir köprü vazifesini görmekte. Telefonun özelliklerine baktığımızda bazı özelliklerin orta segment, bazı özelliklerinde üst segment akıllı telefonlardan, Android telefonlardan alındığını söyleyebiliriz. Öncelikle tasarıma baktığımızda normalde Galaxy A serisindeki cihazlar metal ve cam bileşiminden oluşmaktaydı, ancak bu telefon daha çok metalden oluşan bir telefon. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlatılmış köşeleri, arkada hafif kavisli yapısıyla bu telefon oldukça şık görünüyor. Biraz görünümünün iPhone andırdığını söylememiz gerekiyor. Ancak şık bir Samsung telefonu var karşımızda. Metal ve camın birleşimi oldukça iyi ve oldukça şık görünmekte. Telefonda 5.7 inç Full HD ekran var. 1920x1080 piksel çözünürlüklü Full HD Super AMOLED ekran oldukça iyi bir görsel deneyim sunuyor. İster web sitelerinde gezinirken, ister video izlerken, ister fotoğraflara bakarken bu ekranın oldukça yeterli olduğunu, iyi bir deneyim sunduğunu söylememiz mümkün. Bunun dışında telefon oldukça ince, yeteri kadar ince ve bu şekilde tek elle tuttuğunuzda bile gayet rahat bir kullanım sunuyor. Tek elle tuttuğunuzda parmağınız ekranın çoğu noktasına rahat şekilde ulaşıyor. Kullanım açısından çok fazla sorun çıkardığını söylemeyiz. Ekranın yüzeye göre yüksek bir oranı sahip olması da Galaxy A8 2016'nın ergonomisini arttıran önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun dışında telefonda micro USB portu var. USB-C portunun çok daha fazla kullanılmaya başladığı şu dönemlerde micro USB'yi görmek biraz şaşırtıcı. Ancak 3.5 mm kulaklık jakını görmek de bir o kadar sevindirici. Altta mikrofonu görüyorsunuz. Sol tarafta ses tuşları, sağ tarafta ise güç butonu var. Bunlar genellikle çoğu Samsung telefonda gördüğümüz tuş dizilişleri ve çok rahat şekilde kullanılması da mümkün oluyor. İster sol eli, ister sağ eli tuttuğunuzda. Hoparlör biraz ilginç yerde, görmüş olduğunuz gibi güç butonunun hemen üzerinde yerleştirilmiş. Ortalama bir ses çıkış şiddeti var. Ne çok yüksek ne de çok düşük ve özellikle oyun oynarken bu hoparlörün üste yerleştirilmesi, bu sayede eliniz hoparlörü kapatmadan çok rahat şekilde oyun oynamanız, oyun sesini duymanız da mümkün olacaktır. Bunun dışında Samsung Galaxy A8 2016'nın ekranın altında görmüş olduğunuz gibi ana ekran tuşu var ve bu ana ekran tuşu parmak izi okuyucusuna sahip. Tıpkı Samsung'un diğer üst sınıf Galaxy S veya Galaxy Note telefonlarında olduğu gibi. Telefonun önünde 8 megapiksellik kamera var. Arkada da 16 megapiksel kamera var. Bunlar f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu nasıl görmüş olduğunuz gibi tek LED flash var. Kamera özellikleri bakımından geçen yılın Galaxy S6, Galaxy Note 5 gibi telefonlarının sahip olduğu kamera özelliklerini barındırıyor ve kamera kalitesi de oldukça iyi. Gayet parlak canlı fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Kamera arayüzü ise üretimi sonlandırılan, piyasadan kaldırılan Galaxy Note 7'nin kullanmış olduğu kamera arayüzüyle aynı. Parmak sürükleyerek istediğiniz moda veya efekte geçiş yapabilir. Bunlar arasında seçim yapabilirsiniz. Gayet sade ve kullanışlı bir kamerası var. Ancak bu kamera sadece 1080p Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında telefonda Samsung Exynos 7420 Octa işlemci var. Geçen yıl Galaxy Note 5'te görmüş olduğumuz bu işlemci mevcut. 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza var. Bu telefon çift SIM kart desteğine sahip. MicroSD kart yuvasına ikinci bir SIM kart takarak kullanabiliyorsunuz. Böylelikle ikinci hattınızda Galaxy A8 2016'dan yönetmeniz mümkün hale geliyor. Telefonun performansı oldukça iyi. Ortalamanın üzerinde bir performans var. Genel olarak uygulamaları hızlı şekilde açıyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti de oldukça hızlı şekilde gerçekleşiliyor. Performans anlamında Galaxy A8 2016 kullanıcıları memnun edecektir. 3300 mAh kapasiteli bir pil var Galaxy A8 2016'nın ve bu pilde bir günü rahatlıkla aşan bir kullanım imkanını sizlere sunmakta. Samsung Galaxy A8 2016'da Android 6 Marshmallow çalışıyor ve bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzü mevcut. TouchWiz kullanıcı arayüzünün ilginç bir özelliği var. Galaxy Note 7'de sunulan özelleştirmeler, özellikler bu telefonda da mevcut. Galaxy Note 7'de bulunan sürekli açık ekran Galaxy A8 2016'da mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada saat, tarih veya bildirimler sürekli açık şekilde görüntüleniyor ve buradan da dilediğiniz şekilde ekran açmadan bazı bilgileri özet şeklinde görmeniz mümkün oluyor. Burada bu sürekli açık ekranda görüntülenebilecek içerikleri de ayarlar bölümünden seçmeniz, düzenlemeniz mümkün oluyor. Bunun dışında yine Galaxy Note 7'de görmüş olduğumuz çeşitli yazılım özellikleri mevcut. TouchWiz'in esnekliği görmüş olduğunuz gibi çeşitli ayarları kolaylıkla yapmaya olanak sağlıyor. Herhangi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan Samsung markalı telefonlara kolaylıkla ekran
aktarmak, ekran görüntüsünü aktarmak da mümkün. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi Google uygulamaları mevcut. Yine Microsoft'un çeşitli uygulamalarını görüyoruz. Ve aynı zamanda yine Samsung'un yüklü olarak sunduğu çeşitli uygulamalar ve servisler de bu telefonda mevcut olarak geliyor. Samsung Galaxy A8 2016 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.